Hanımefendiler ve beyefendiler, yeni bir dolar analiziyle sizlere merhabalar diyorum. Şu anda saatlerimiz 01.18'i göstermekte ve geçtiğimiz hafta dolar konusunda koymuş olduğum analizime, göstermiş olduğunuz yoğun ilgi nedeniyle öncelikle teşekkür ediyorum. Bu ikinci analizi koymama sebep, sizlerin 11.000 civarında görüntülenme ve yüksek orandaki beğenileriniz akabinde dolarda yaşanmakta olan son hızlı gelişmelerin tekrardan yorumlanması konusundaki talepleriniz olmuştur diyebilirim. Analize başlamadan önce hemen bir hususa açıklama getirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sanki dolarla ilgili yapılan yorumlar ve analizlerde doların düşüyor olması, geriliyor olmasından bir rahatsızlığımız varmış gibi bazı kesimler tarafından algılanıyor. Evvela şu çok net olarak bilinmelidir ki, diğer yorumcu arkadaşlarımın da benzer düşünceler içerisinde olduğu kanaatiyle doların yükseliyor olmasının hiçbir şekilde milliyetçilik düşüncesi, milliyetçilik zihniyeti yüksek olan bir Türk vatandaşının asla ve asla kabul edebileceği bir şey değildir. Şahsım adına söylemeliyim ki ben ülkemin hiçbir varlığının, hiçbir milli varlığının değerinin düşmesinden asla ve asla hoşnut olamam. Bu ülkede ben de yaşıyorum. Bu ülkenin cari açığının yükselmesi, bu ülkenin parasının değersizleşmesi, bu ülkenin geleceğine dair karamsarlıkların oluşmasından asla ve asla memnuniyet duyamam. Bir yatırımcı olabilirim, piyasalardaki çeşitli enstrümanların yükselişinden veya düşüşünden para kazanmak için gayret gösterebilirim. Ama bu benim dolara sevdalı olduğum, doların yükselişinden mutluluk duyacağım anlamına asla gelmez. Özellikle bir forex yatırımcısı olarak ben doların düşüş eğiliminden de para kazanmasını başarabilen bir insanım. Bunun için dolardan para kazanabilmem için sadece ve sadece doların yükselişini beklemem gerekmiyor. Aylar önce yapmış olduğum bir analizde dünya piyasalarındaki genel durum ve ülkenin ekonomik durumunu dikkate almak kaydıyla doların 4.20-4.50 aralığına kadar 2018 yılının Mart ayı civarlarında yükseliş yaşayabileceğini ifade etmişti. Bu tabii ki sadece bir analizden ibaret bir durumdu. Bu analizin gerçekleşme ihtimali asla ve asla %100 değildi ama görülen tablo buydu. Arkadaşlar, şunu asla ve asla unutmamak gerekir. Tarih, tarihle yargılanır. İçinde bulunduğumuz an ve koşullar gereği analiz yaparız. Hatırlayınız, 2 ay öncesi itibariyle, daha doğrusu Ağustos ayında başlayan dolardaki fırtına ve o günlerde enflasyon, dış piyasalar, jeopolitik gelişmeler ve ülkemizin dış ülkelerle olan, en başta Amerika ile olan ilişkilerindeki kopma noktasına gelen gelişmeler dolarda önemli bir sıçramanın oluşmasına yönelik yansımalar yaratmıştı ve o an, o günkü koşullarda ciddi bir karamsarlık hakimdi. Ve o koşullara bağlı olarak dolar için bir takım olumsuz yorumlar yapılmaktaydı. Ve bu nedenle birçok yatırımcı veya kamuoyundan birçok vatandaşımız, birçok insanımız dolar üzerinde ciddi alımlar yapmak kaydıyla doların çok daha yukarı seviyelere yakın vadede gidebileceğine dair endişeler içerisinde bulundular. Sizlerin de yakinen takip etmiş olduğunuz üzere birçok duayen diyebileceğimiz ekonominin, iktisadın
yurt dışı piyasalarının ve politikalarının ilmini almış, doçent, prof ünvanlarına sahip olan gerçek hocaların dahi dolara yönelik yorumları artık 6 seviyesinin aşağısı çok zor şeklinde idi. Onlar dahi doların 6 seviyesinin aşağısına inebileceğini beklemiyorlar. En iyimser tahminleri bildiğimiz Brunson davası, Brunson meselesi, rahip Brunson meselesiyle birlikte oluşabilecek bir iyimserlikte dahi doların 5.70'ler civarına kadar geri çekilebileceğine yönelik tahminler vardı. Hatta ve hatta geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın yıl sonu için yayınlamış olduğu, açıklamış olduğu tahmini dolar kuru 6.20 seviyesi olarak izah edilmişti. Şimdi Merkez Bankamızın açıkladığı bu 6.20 seviyesi onun tahmin etmiş olduğu bir seviye iken çok daha düşük seviyeleri öngörebilmek mümkün değil. Ben şu seviyeyi öngörüyordum, 5.5'a geleceğini biliyordum, 5'e kadar da geri çekileceğinden emindim vesaire şeklinde şovenist yorumlar yapan arkadaşlarımın çok fazla samimi olduklarına inanmıyorum. Şu an son 10-15 günlük süre içerisinde dolarda yaşanmakta olan TL lehine gelişmeler elbette ki doların bugün içinde bulunduğumuz ve birkaç ay öncesine göre son derece değişmiş ve iyileşmiş koşullar paralelinde farklı bir konumda değerlendirildiğini, bugün itibariyle, bu tarih itibariyle doların yorumlanmakta olduğunu dikkate almak gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu ön açıklamalardan sonra doların son durumuna bakalım. Birkaç gün önce yapmış olduğum dolar analizimde şu grafiği paylaşmıştım ve bu grafiğimde doların %50 Fibonacci seviyesi olarak bilinen, yani alınan dip ve tepe noktasının %50 düzeltme seviyesi olarak tanımladığımız 5.4748 seviyesinin önemli bir destek olduğunu, bu desteğin psikolojik 5.50 desteğinin aşağısında tepki yaratabilecek bir özellik taşıdığını ifade etmiştim. Nitekim bu destekten gelen bir tepkiyle Merkez Bankası'nın swap açıklaması ve yıl sonu enflasyon hedefine yönelik olarak YEP diye artık adlandıracağımız yeni ekonomik politikada Sayın Berat Albayrak'ın izah etmiş olduğu, açıklamış olduğu enflasyon tahminleriyle hiç ölçüşmeyen, hatta %10 civarında bir farkı ifade eden bir enflasyon beklentisini açıklaması ile doların hızlı bir şekilde 5.50 aşağısından 5.60 üzerine yöneldiğine tanık olduk. Arkasından tekrardan geri çekilmeler başladı. Bu geri çekilmelerde özellikle Amerika ile İran arasındaki yaptırım meselesine yönelik olarak takip edilen gelişmelerde Türkiye'nin bu yaptırımlardan muaf tutulacağına dair beklentilerin ağırlık kazanması, daha sonra bu konuda karşılıklı olarak açıklamaların yapılması dolardaki geri çekilmeyi hızlandıran politik gelişmeler olarak gösterilebilir. Nitekim 5.47-48 olarak görmüş olduğum Fibonacci desteğinin de kırılması ardından bugün, daha doğrusu dün diyelim, haftaya ilk başladığımız pazartesi günü itibariyle doların 5.32-33'ler seviyesine kadar gerilediğini, an itibariyle de şu an saat 01.30'a yaklaşmakta, an itibariyle de 5.30-79 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz analizde, bir önceki analizimde doların geri çekilmesinde ana faktörlerden birisi olarak Merkez Bankası'nın ciddi oranda short işlemi yaptığını, yani vadeli opsiyon piyasasında dolar enstrümanı üzerinden satışlar yaptığını ve çok ciddi satışlar yapmak kaydıyla, doların düşüşü yönünde işlem yapmak kaydıyla dolarda önemli bir baskı unsuru oluşturduğuna tanık olduk. Bunu da ben size bir önceki analizimde
rakamlarla, tablolarla açıklamaya çalıştım. Bu analizin ikinci bölümünde yine Merkez Bankası'nın bu konuda son günlerde, yani son birkaç gün içerisinde hangi konumda olduğunu, yeniden short işlemleri yapmaya devam edip etmediğiyle ilgili olarak tablolarla bilgi vermeye çalışacağım. Ben bu analizde arkadaşlar 5.47-5.48 seviyesinin aşağısına gelinmesi durumunda %61.8 desteğimizin, Fibonacci desteğinin gündeme gelebileceğini, yani bu Fibonacci destek noktasına denk gelen seviye olarak 5.06-5.41 noktasına kadar bir geri çekilmenin imkansız olmadığını, teknik anlamda beklenebileceğini ifade etmiştim. Ve şurada görmüş olduğunuz uzun çubuk gereği de şu bölgede oluşan boşluk, teknik analiz diliyle gap, bir şekilde doldurulmak istenebilirdi. Buradaki boşluk gereği önemli bir desteğin olmaması sebebiyle dolar-tl kurundaki düşüş hızlanmak kaydıyla 5.06 seviyesine kadar devam edebilir şeklinde bir tahminde bulunmuştum. Şu anda 5.47-5.48 seviyesinin aşağısındayız ve teknik hedef olarak 5.06-5.41 noktasına kadar geri çekilme ihtimalimiz bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, ben bu Fibonacci çalışmasının, Fibonacci grafiğinin yaratmış olduğu seviyeleri bir köşeye bırakarak bir de analizlerimde çok ama çok kıymet verdiğim, hisse analizlerinde de takip eden arkadaşlarım yakinen bilirler ki çok önemsediğim pivot sistem dediğimiz bir analiz yöntemiyle doların haftalık ve aylık görünümüyle ilgili olarak kritik seviyelerini farklı bir analiz yöntemi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, pivot sistemin özellikle dünya forex piyasalarında analistler tarafından çok tercih edilen, başarılı olduğuna inanılan bir yöntem olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ben de pivot sistem kriterlerini kendimce farklı bir şekilde uyarlamak kaydıyla uyguluyorum, analizlerimde yer veriyorum ve kendi trade işlemlerimde de bu pivot sistemin öngördüğü, hesapladığı destek ve de direnç noktalarını dikkate alarak işlem yapmaktayım. Pivot sistem herhangi bir periyot için bir hissenin veya bir emtianın veya bir döviz ikilisinin öncelikle denge değerini belirliyor ve buna pivot noktası adını veriyoruz. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz grafiğim haftalık grafiktir ve bu haftalık grafiğimde bir hafta geriye gidiyorum. Çünkü pivot sistem bir önceki periyotta, bir önceki hafta gibi, bir önceki gün gibi veya bir önceki saat gibi bir önceki periyottaki yüksek, en düşük, en yüksek kapanış ve açılış değerlerini dikkate almak kaydıyla bir hesaplama yapmakta ve bu hesaplama sonucunda diyor ki benim denge noktam burasıdır. X noktanın üzerinde kaldığım sürece yükseliş eğilimi daha ön plandadır. Bu X noktanın, yani pivot noktasının aşağısında kaldığı sürece düşüş eğilimi daha ön plandadır diyor. Ve yükseliş eğilimi ön planda dedikten sonra da nereye kadar yükseliş olabileceğine dair bir fikir veriyor. Düşüş eğiliminin hakim olduğu bölgeye girdiğimiz zaman, yani pivot seviyesinin aşağısına indiğimiz zaman da nerelere kadar düşüş olabileceğine dair bizlere ciddi fikirler vermekte. Şimdi arkadaşlar, dolar TL kurunun bu hafta için, içinde bulunduğumuz hafta için hesaplanmış olan pivot verileri şurada görmekte olduğunuz değerlerdir. Kırmızı değerlerim destek noktalarını, yeşil değerlerim ise direnç noktalarını ifade ediyor. Ve benim denge noktam bu hafta için 5.47-5.85 imiş. Bu seviyenin aşağısında kaldıkça gelinebilecek olan birinci destek seviyesi 5.38-5.78 imiş arkadaşlar. Şu anda bakıyorum dolar kuru kaç?
5.31.27 ama gördüğü en düşük değer 5.30.45. Yani şu anda arkadaşlar 5.30.45'e kadar gerilemiş, 5.31.27 seviyesinden işlem görmekte. Yaklaşık 1 saattir böyle. Demek ki 5.30.78 noktasındaki pivot desteğim sorgulanıyor. Buradan tepki mi bulacak? Yoksa bu destek de kırılıp bir aşağıdaki desteğe doğru mu ilerleyecek? Bunun cevabını ise önümüzdeki saatlerdeki işlemler verecektir. Şayet bu seviye izleniyor ve bu seviyenin altında bir gelişme söz konusu olacak olursa, bu durumda yani 5.30.78 desteği kırılır ise, buradan bir tepki yaşanmaz ise, bir sonraki destek noktam 5.24.38 olarak görünmekte. Şayet bu destekle kırılacak olursa, bu kez 5.0731 seviyesi, zaten %50 Fibonacci destek noktamda 5.0641. Yani 5 seviye üzerine yaklaşan bir eğilim veya piyasalarda bugün birkaç günden beri dillendirildiği üzere genel anlamda 5.10 seviyesi, 5.10 desteğine doğru bir geri çekilme yaşanabilir görülmekte. Şimdi arkadaşlar, bu hafta için geçerli olan değerlerindi. Geçtiğimiz haftanın verileri sonrasında hesaplanan değerlerdi. Bir de içinde bulunduğumuz Kasım ayını dikkate alarak acaba hangi pivot seviyeleri ön plana çıkmıştır diye baktığımızda grafiğimi haftalık grafikten aylık grafiğe çeviriyorum. Biraz genişletip buradan Ekim ayı barına geliyorum. Evet arkadaşlar, Ekim ayı barı itibariyle Ekim ayı içerisinde pivot seviyen 5.71'miş. 5.70 seviyesi bildiğiniz üzere 6 seviyesinin, 6 desteğinin, 6 psikolojik desteğinin kırılması sonrasında takip edilmesi gereken önemli bir destek olarak ifade edilmişti. Nitekim pivot hesaplarına da bu rakam yansımış durumda. Arkadaşlar, 5.71 seviyesinin aşağısında kaldığımız müddetçe az önce haftalık destekler olarak ifade ettiğim 5.30 ve sonrasındaki 5.24 desteğinin sonrasında aylık destek olarak 5.19.83 seviyesini görmekteyim. Yani biz buna kısaca 5.20 desteği diyelim. O halde 5.47'nin aşağısında kaldığımız sürece veya aylık bazda 5.71 üzerine çıkılamadığı müddetçe doların 5.20 seviyesine kadar gerileme ihtimali bulunmakta. Peki bu destekle kırılacak olur ise, haftalık olarak ifade etmiş olduğum destekler olan 5.06, 5.07 desteklerinin sonrasında 5 seviyesine doğru, 5 psikolojik seviyesine doğru geri çekilme hız kazanabilir ve hatta bir ayı tuzağı oluşturabilmek adına 4.94.50'ye kadar, yani 5 seviyesinin aşağısında 5'li rakamlardan 4'lü rakamlara yönelik bir geri çekilme dahi söz konusu olabilir. Bu benim beklentim midir? Bu kadar geri çekilme yaşanır mı? Arkadaşlar, teknik analizde asla ve asla imkansız diye bir şey olamaz. Kırılamayacak destek, aşılamayacak direnç asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla piyasalarla inatlaşmak hiçbir zaman için doğru bir davranış değildir. Nasıl ki doların çok ama çok hızlı bir şekilde 7.5'lara doğru yükselebildiğine inanıyor ve kabul ediyorsak, her ne kadar piyasa koşulları, ekonomik durum vesaire vesaire durumlar bu geri çekilmeyi haklı kılabilecek kadar bir iyileşmeye işaret etmemiş olsa dahi, piyasa oyuncularının gücü imkansız denilebilecek olan seviyelerin gerçekleşmesine dahi olanak tanıyabilmekte. Bu nedenle 4.94.50'ye kadar 5 seviyesinin aşağısında da bir görüntünün oluşmasını imkansız görmem ama olasılık olarak da oldukça düşük derim. Değerli arkadaşlar, dolardaki teknik seviyeleri bu şekilde ifade ettik. 5.06 ve 5.07'nin önemine, aylık destek olarak 5.20'ye kadar bir geri çekilme ihtimalinin olduğuna, olası bir yukarı atakta
olası bir tepkide ise özellikle 570 seviyesinin bir direnç konumunda olduğunu, bu pivot seviyesinin geçilmesi durumunda ancak yükseliş eğiliminin ihtimal olarak hız kazanabileceğini ifade edebiliriz. Bu durumda ise 5.96, buranın da aşılması durumunda ise 6.48 ve sonrasında 6.73 değerlerinin Kasım ayı içerisinde pivot tekniği itibariyle hesaplandığını ifade edelim olası bir tepki durumuna karşı. Şimdi arkadaşlar, bir diğer önemli nokta olarak ise bildiğiniz gibi bir önceki analizde Merkez Bankası'nın piyasa oyuncusu konumuyla piyasada viop piyasalarında dolar için short pozisyon açtığını ve çok ciddi oranlarda short pozisyonlar sayesinde piyasayı baskıladığını ifade etmiştim. Şimdi son duruma bakalım arkadaşlar. Son durum derken Kasım vade itibariyle Merkez Bankası short işlemlerine devam ediyor mu? Hemen bu konuda daha önceden hazırlamış olduğum tablomu getiriyorum. Bu arkadaşlar Kasım ayını ifade eden Kasım vadeli dolar TL kontratlarındaki tabloyu göstermekte. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası'nın 162.248 lot short pozisyonda olduğunu görmekteyiz. Onun karşısında, onun hemen altında 1918 kontratla deniz yatırımın ve diğerleri ise önemsiz seviyelerde. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın 162.000 küsur kontrat short pozisyonuna karşılık ise long pozisyonda bulunan Denizbank AŞ'nin 51.000 kontrat ve iş yatırımının ise 21.000 kontrat olduğunu görüyoruz. O halde genel manada Kasım ayı kontratları itibariyle Merkez Bankası'nın lider satıcılığı paralelinde toplam işlemler açısından 45.243 kontratlık short pozisyon dağılımının, short pozisyon farkının mevcut olduğunu görmekteyiz. Ve yine şuradan bir noktaya bakalım arkadaşlar. Merkez Bankası trade etmiyor arkadaşlar. Merkez Bankası sadece ve sadece short pozisyon açıyor. Dikkat edin, sadece satım yapmış, hiçbir şekilde alım yapmamış. Buradan bir de Aralık ayı kontratlarına bakalım isterseniz. Evet, Aralık ayı kontratlarında da, yine Kasım ayı görüntülendi. Şuradan tekrardan bir... Evet. Aralık ayı kontratlarına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar görmekte, dikkat ediniz, Aralık ayı kontratlarındayız. Aralık ayı kontratlarına geldiğimiz zaman ise evet. Aralık ayı kontratlarına geldiğimiz zaman ise Merkez Bankası'nın 534.000 lot gibi çok yüksek bir oranda short pozisyon taşıdığını görüyoruz. Yine bakıyoruz ki 534.000 kontrat hiçbir şekilde satım yapmamış. Hiçbir şekilde alım yapmamış ve tamamıyla satış pozisyonunda. Ve toplam kümülatif değerlere baktığımız zaman ise kurumlar arasında Aralık ayı kontratları itibariyle 95.000 kontrat civarında satış pozisyonunun yüksek olduğunu, fark olarak satış pozisyonunun daha yüksek olduğunu görmekteyiz. O halde Merkez Bankası satışlarına devam etmiş. Şimdi buradan bir başka sonuca varmaya çalışacağım. Son birkaç gün itibariyle Merkez Bankası'nın short işlemler yapmak noktasında hızının yavaşladığını görmekteyiz. Bunu da şu şekilde gündeme getireyim. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın sadece 2320 kontrat
satış yaptığını görüyoruz. Yani piyasanın 5.50 aşağısındaki kalımı nedeniyle piyasadaki beklentilerin satış ağırlığı kazanması sonrasında diğer oyuncuların da satış eğilimini artırdığını ama Merkez Bankası'nın satış yapma konusunda bu son 1-2 gün itibariyle artık eski hızını kaybettiğini görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, dolar analizimi Merkez Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu işlemleri ifade ettikten sonra noktalamak istiyorum. Önümüzdeki günler itibariyle kayda değer gelişmeler olursa ve yine sizlerin talebi doğrultusunda yeni analizler ekleyebilirim. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarım ve sevgilerimle. Hoşçakalınız.